Ara yemek neydi Gülşah? Kalem böreği. Kalem böreği. Neyle? Bilmiyoruz. Beyaz peynir yazmış sanki ama. Öyle yok mi? Yok sadece şey. Yok kalem böreği. Yağ kalem böreği, ara sıcak, ana yemek. Aslında beyaz peynir olur içinde kalem böreği. Yok tercihen patatesli. Yani patatesli yapan var, ıspanaklı yapan var. Öyle mi? Onu ben hani beyaz peynirli olarak Damla'nın savcı böreği oluyor. Damla'nın evet. Büyük ihtimalle peynirli yapmıştır. Büyük ihtimal. Neyli yaptın Damla böreğini? Peynirli yaptım. Evet. Peynirli klasik yaptı. Klasik çünkü. Evet. Belki de o maydanoz hani da konur ya, onun maydanozları bizim çorbamızda. Ha belki. Böreğe doğrarken olabilir. Yani çorbanın içinde olmaması gerekir ama belki hani oradan. Bu kadar sarımsak, tamam sarımsaklıdır, bu kadar sarımsak. Yani yenmeyecek. Gerçekten 3 baş sarımsak vardı orada. 3 diş değil yani. Hala. Bir de ben anlamadım, çorba soğuk da değildi, sıcak da değildi, değildi. Ilıktı. Evet. Kesilmiş bir yani şey. Soğuk ikram vardı. Etmek istedi herhalde ama soğuk. Ben anlayamadım da. Ben çorbamı soğuk vermek istiyorum dedi. Yok soğuk değildi. Soğuk bir çorba değil. Gayet sıcak da. Yani çorbanın hiç olmaması gereken bir sıcaklıktaydı. Hani sıcak çorba içilir, soğuk çorba da içilir. Neyse kalem böreği gelsin bakalım inşallah. Bu arada ben Murat Bey'e soru sormak istiyorum. Tabii ki. Damla Hanım'dan ikimiz de 7 puan aldık. Evet. Ve sizin gerçekten sadece ana yemeğindeki somon pişmişti. Diğerleri hiçbir kişi tarafından beğenilmemişti. Ne değerlendiriyorsunuz? Nasıl yani? Sizce Damla Hanım adaletsizlik yaptı mı burada? Hayır sizler yapmışsınız ya öyle dedi. Evet onu dedim zaten. Değil mi? Hala öyle mi? Evet biz 4 verdiğimiz için biz adaletsiz olmuş olduk. Biz, bakın, neden bir kişi 7 puan verdi bana onu anlamadım. Yani Damla herkesi nasıl kıyaslayabiliyorsunuz ben anlayamıyorum. Damla herkese 7 puan veriyor. Evet yemeğini yiyor, puanını da veriyor. Ben kıyaslıyorsunuz. Puanı diyorum ki 7 puan niye Damla Hanım sağlıyor? Tamam Damla Hanım'a soracağız ama bunun cevabını alamayacağım. Madem sadece ana yemeğim varsa niye 7 puan? Bana niye sordunuz? Tamam, Damla Hanım'a sordun o zaman. Damla kadar bu kiloda taş düşsün başına değil mi? Ya yani siz aldınız ya. Nasıl değerlendiriyor? Eşit Damla miydi? Damla zaten 7'den aşağı aynen, yani en düşük puanı vardı. Haftanın ilk günü olması için sanırım haftanın ilk günüyüm diye 7 puanı verdi. Oradan sonra yukarı doğru çıktı. Yani ben o menüye 7 puan nasıl aldım? Pardon, o menüye nasıl bana Damla Hanım 10 puan vermedi? Murat'a 10 puan mı? Evet, Murat'a nasıl 7 yok, puan verdi? Yani, ama sizin Murat'a de böreğiniz yani, olmuş muydu aynen. Peki? Yanmış ama bir dakika, yanmış börek, bulgur pilavı, bulgur pilavı. Murat'ın menüsüne göre başka yani. Bir mesele ama ya. Şimdi Murat'la yani, karşılaştığı zaman daha iyiydi tabii yani, ki. Yani sadece bir somonu pişmişti, geri kalan hepsi offside'dı. Ya sizin yanmış böreğiniz var. Bir, tamam, sadece bulgur pilavınız pişmemişti, 2. Tatlınız kötüydü, 3. Kötüydü yani. İyiydi, sizin gayet güzel bir tatlı. İyi miydi? Güzeldi. Sizin çorbanız nasıldı? Güzeldi. Hepsi çok kötüydü. Çok güzeldi. Çünkü hepsi çok kötüydü. Gerçekten adaletsizce bir puan aldınız. Ben sizin üyeniz olsam şunu yapardım. Damla Hanım, Muazzez Hanım'la benim menüm arasında kıyaslayacak dağlar kadar fark var. Bana 7 verdiğiniz teşekkür ederim ama Muazzez Hanım hakkı 7 değildi. Benim de hakkım hayır canım, ben niye sizi savurayım ki orada? Yani. Ben aldığım puan kendine, benim hoşuma ama gitti. Ama kendinizin vicdanınızın rahat olması için söyleyebilirdim. Eline koluna sağlık. Teşekkürler. Bunu yapan yarışmacılar var. Vallahi ben de beklemiyordum böyle yüksek puan. Bence de bu kadar yüksek puan olmamalıydı diye kendi puanını da sorgulayanlar veya sorgulatanlar var diğer yarışmacılara. Evet. Bence de değildi diye ama Murat öyle düşünmüyor. Düşünmüyor. Ya zaten Murat yarışmanın fıtratında şu var. Herkes kendine göre çok güzel yaptı. Herkes kendine göre aldığı puanı hak etmedi. Herkes öyle düşünüyor. Tabii ki bu bir yarışma. 75.000 TL için geliyorsunuz. Bugün de sahibine teslim edeceğiz 75.000 TL'yi. Ama önce bir böreklerimizi tadalım bakalım. Kalem böreği 2 tane geldi. Tabii porsiyonlama, sunum, tabaklamayı da yine konuşacağız. O peynirler nereden çıktı öyle? Vallahi içinden çıktı. Taş gibi. Maşallah, subhanallah. Benim gibi işte, taş gibi. Siz bana yorum yapmayın bence, birazcık susun. Evet. Bu arada börek çok güzel olmuş ya, bayıldım. Bayıldım, muazzam bir börek olmuş. Murat Bey siz zaten bilerek yapıyorsunuz yani. Resmen. Ben zaten böyle bir tepki vereceğinizi ben geldiğim günden beri şunu söyledim. Lezzet, lezzet, lezzet. Ben tadına bakıyorum kardeşim. Beyefendi, bak, lezzet ne? Yufka. Hamuru kendiniz mi açtınız? Hayır. Hamuru 8'e böldüm işte. Tamam, börekle açmak arasındaki yufkayı. Farkı biliyor musunuz? Yufkayı 8'e böldüm. Hazır yufkayı. Hazır yufkayı. Tamam, tadı yufka var, lezzetli, gayet güzel. Elinize bakın, sağlık. Yufka, içinde harika. Taş gibi peynir. Görebiliyor musunuz bunu? Beyefendi, bende taş yok. Gayet güzel peynir var, bakın. Şunu görebiliyor musunuz?
Taytay Bey. Bakın. Ya ben gerçekten sinirleniyorum ama Murat, ben artık gerçekten Taylan sinirleniyorum. Bu o kadar ama ya, bu daha önce, ya. Daha önce yapıldı ama bu. Kadar, neyi zorluyorsunuz? Daha önce yapıldı ama bu. Ama daha demin konuştuk. Neden yani? Zaten şu an sinirli, gergin. Ne gerek var bir daha ortamı germeye ama Murat? Gerçekten ama şu an bundan çok ciddiyim. Bundan rahatsızlık duyduğunu söyledi. Niye habire bunun üstüne gidiyorsunuz ya? Sen beğendin, afiyet olsun. İstemiyorum gerçekten. Sinirlenme sen de bu kadar. Tepki verme yani. Özellikle yapıyor. Tepki vermeni bekliyor zaten. Yapma. Tepki verme. Ben böreğe geleyim mi? Gel canım, gel. Şimdi ben böreği değerlendirmek istiyorum. Yufkayı 8'e bölmüş. Aa, vallahi alkışlamak istiyorum sizi. Keşke üçgen yufkalar var hazır. Onlara naydı. Satılmıyor ondan. Markette mi yoktu? Bulamadın. Bu salondan alacaktın. Yoksa söyleyebilir miyim? Yani, şey yapsaydın, dondurulmuş hazır börekler var. Evet. Satılıyor ya, alıp hemen pişiriyorsun. Ben çok yapıyorum bekar. Evet, o yüzden. Tahmin yani, ediyorum, evet. Bakın, hadi yufkayı hazır aldınız. Peyniri de hazır aldınız. Tabii ki hazır almakta sıkıntı yok. Maydanozları da aldınız. Maydanozları doğrarken keşke biraz daha ince ince kıysaydınız. Sonra onu hazır peynire şöyle güzelce bir harmanlasaydınız. Aynı ufalıkta, aynı incelikte duruma getirseydiniz. O hazır yufkanın içine sararken eşit bir şekilde dağıtıp saraydınız. Onun dışında hiçbir problem olmayacaktı. Mazlum, bu kadar uzatmanıza gerek yok. Sizin yanmış böreğiniz vardı. Evet, evet. Onun yanında gayet lezzetli, çok da güzel sizin bir börek çıkartmış. Sizin olmuş karidesinizin yanında benim el emeği açtığım... Şu anda mevsiminde karides sunup size, kaşarlı karides, içine sebzesi var, bilmem neyi var. Murat Bey, karidesiz olmamış. Yarım saatte neyin böreğin sohbetini yapıyorsunuz? Bakın, donmuş bir karides, donmuş bir kaşar getirdiniz bana. Donmuş bir kaşar getirdiniz. Ben size açmış el emeği olarak, açmış elimle açtım. Ya açmaz önemli değil, 85 kat dersiniz. Siz hazırı getiremediniz. 85 kat hatasınız, yanlış bir ürün getirdiniz tamam, önümde. Tamam, ben el emeğimi getiremedim, siz hazırı getiremediniz. Yanlış bir ürün getirdiniz. Siz hazırı getiremediniz ama. Peki. Yani. Murat Bey niye fazla gelmiyor biliyor musunuz? Onun da rokasında çar çöp vardı ya, o yüzden ona fazla gelmiyor. Bence saplar. De, bence ondan de. Olabilir. Gayet şuraya bakın ya. Sağlık hanımefendi. Bak, beğenmiş kazanım Murat. Kazanım canlı biliyor, o yüzden sanırım böyle yükleniyorsunuz bir tarafa. Peki. İstediğimi yapabilir. Sen yorumlu yaptın Taylan. Yani bunun neyini, içindekiler zaten... Yani, ya hazırı karıştıramamış, bu şekilde. Maydanoz deseniz... Bakın gördüğünüz gibi hala çarı çöpü içinde. Yani bu bir davet sofrasında olmaması gereken bir menü. Hazır peyniri yiyelim bari. Ara sıcak olarak, pardon, yani olmaması gereken. Kalem böreği yapan çok oldu. Ama yani bu hazırın da hazırı yani sonuçta. Yani bir ultra bir emek burada nerede şimdi? Bunu tartışmak gerekiyor. Ama kalem böreği genelde hazır yufkadan yapılıyor ya da avcı böreği. Ama hani el açması börek mi beklerdiniz Damla'dan? Ben beklemezdim ben zaten. Ben beklemezdim ama. Zorlarım açılsa da bu lezzeti verir aslında. Açıldığı zaman da bu lezzeti alabiliriz. Hani elle açılmış bir yufka da olsa. Bu hazır ya. Yufka yapmayı biliyor musunuz? Evet. Nasıl yapılır, kıvamı evet. Nasıl olur, nasıl açılır? Evet, biliyorum. Olunca. O yüzden beğendim ya. Birbirleri yani oynuyorlar çünkü. Olsa, bu lezzeti verir yine aslında. Hazır da olsa galiba bu yufka. Galiba bugünkü masada... Siz neyi savunuyorsunuz? Ben tadını savunuyorum yani hanımefendi. Kadar, lezzetini yani savunuyorum ya. Yani neyi savunuyorsunuz ya? Beni anlamıyor musunuz siz? İçindeki dağılım nasıl? Bakın ben şu an sizin tabağınızı görüyorum. Şurası yemyeşil, şurası sapsarı. Ya ona yorum yapmıyorum ki. Ben lezzetine, tadına bakıyorum diyorum. Yok, aynı şeyleri söylüyorum. Yok, onlara da çok yorum yaptınız. Bugün niye onlara sadece lezzetine bakıyorsunuz? Ben anlamadım, evet. Benim masamda da çok böyle... Sena, senin de börek yorumunu alalım. Evet, ya zaten söyledim. Ben Taylan Bey'e katılıyorum. Hani burada olmamalıydı bu. Hani farklı bir şey seçebilirdiniz. Hani belki basit istediniz. Hani zaten sizden beklemiyordum hani bir el açması olmasını. Farklı bir şey olabilirdi. Denildiği gibi çok fazla hatalar var. Yumuşak olmuş. Yani tabii beklediği için. Biraz çıtır olmalıydı. Ya da fırına verseydiniz bu riski belki biraz daha ortadan kaldırırdınız. Çok yumuşak olmuş. Yağ çekmiş. Ya lezzet olarak tabii yani normal bir lezzet hani zaten maydanozu ve peyniri karıştırsanız hani bir hamurla sararsanız bu lezzeti alırsınız. Öyle, teşekkür ederim, elinize sağlık. Eline sağlık Damla. Afiyet ne getiriyorsun ana yemek bize? Tavuk ve spagetti. Evet. Değil mi? Nasıldı tavuk? Soya soslu, mantarlı soya soslu tavuk. Mantarlı soya soslu tavuk. Böyle veriyoruz. Kalem böreği beklediğim gibi peynirli bir kalem böreği getirdi. Olmamıştı o da. Ya yağı çok çekmişti, yumuşacık olmuştu. Onu fırına atsaydı kıtır kıtır olacaktı. Zaten bunu masada da söyledim. Bu da olmamıştı. Murat Bey her şeyi beğendi. Sırf bize gıcıklığına Damla Hanım'a bunu yaptı. Ama Murat Bey'de gerçekten ne vicdan var ne merhamet var.